Tebük gazvesinde 1000 dinar para, 50 at ve 100 adet deve infak ediyor. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında, bundan sonra yapacağı hataların hiçbirisi Osman'a zarar vermez buyuruyor. Hazreti Ebubekir'in halifeliği sırasında istişare ettiği ve görüşüne başvurduğu sahabilerin başında Hazreti Osman gelirdi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer devrinde de bütün gücüyle ona destek olmuş ve önemli hizmetlerde görev almıştı. Vefatına mütakip Hazreti Ömer'in tayin ettiği Şura Meclisi Hazreti Osman'ı halife seçti. Hazreti Osman'ın hilafetinin ilk 6 yılı fetihlerle geçti. Bu zaman içinde Afrika'nın mühim bir kısmı fethedildi. İspanya'ya ilk Müslüman akınları başlatıldı. Kıbrıs fethedildi. Ayrıca Hazreti Ömer'in vefatını fırsat bilerek isyan eden Ermenistan ahalisi itaat altına alındı. Dahası Taberistan fethedildi. Zahit, abid, gözü yaşlı, her şeye ibret nazarıyla bakan, sabr-ı cemil sahibi, mütevazı ve haya ehli Hazreti Osman. İnfak ve cömertlikle temayüz. Fukaraya bol bol ihsanlarıyla tanınmış, evde olan her şeyi infak etmiş, ya kendisi sirkeyle zeytinyağı yemiş. Yemeğin azını, amellerin büyük ve çoğu onun. Gerçekleştirdiği büyük ve tarihi hizmetlerinden biri ve en mühimi, şüphesiz Kur'an-ı Kerim nüshalarının çoğaltılması. Kur'an-ı Kerim'i okuma hususunda bazı farklı görüşler ortaya çıkmış. Hemen bir istişare meclisi toplamış, yardımcılarıyla birlikte 12 kişiden müteşekkil, ileri gelenleri Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyr, Said bin Aas ve Abdurrahman bin Haris radıyallahu anh, heyet Hazreti Ömer'in evinde ve Hazreti Hafsa'nın himayesinde olan Kur'an nüshasını, Hazreti Ebubekir zamanında toplatılan nüsha esas alınarak 7 nüsha yaptı. Nüshalar Küfe, Basra, Şam, Mekke, Yemen ve Bahreyn'e, bir nüsha da Medine'de. Bu nüshanın adı İmam. Fetihler neticesinde gerçekleşen zenginleşme ile birlikte toplumda lüks ve refah arttı. Hazreti Osman'ın halifelik dönemi, başarılı geçen sükunet devri ve halifenin öldürülmesiyle sonuçlanan İslam tarihinin ilk büyük fitnesi, karışıklık dönemi olarak iki safha. İlk 6 yıl içinde yönetimden bazı şikayetler görülse de bunlar probleme dönüşmemiş. İkinci dönemin başlarından itibaren yönetimden ciddi şikayetler başlamış ve önceki olumsuzluklar da bunlara eklenmiş. Fetihlerle birlikte Arap toplumu değişik milletlerle münasebetler içine girmiş. Bu şekilde kurulan evliliklerle ya yeni Müslüman veya henüz Hristiyan ve Yahudi ailelerinden meydana gelen çocuklar ahlakta ve dinde zayıf yetişmiş. Bu da fitne ve fesat için müsait bir zemin teşkil etmiş. Bütün bu sebeplere Yahudi asıllı Abdullah İbni Sebe'nin de gayretleri eklenince önü alınamaz bir fitne ateşi ortaya çıkmış. Nihayet hicretin 35. Hazreti Osman'ın hilafetinin de 12. yılında Küfe, Basra ve Mısır gibi bölgelerden gelen bozguncular Hazreti Osman'ın evini muhasara altına aldılar. Başta Hazreti Ali olmak üzere ileri gelen sahabiler muhasarayı kaldırmak için gayret gösterdiyse de buna bir türlü muvaffak olamadılar. Bozguncular bu edep ve haya abidesi masum ve mazlum halifeyi şehit etmeye kararlıydılar. Halife Hazreti Osman şehadetinden bir gün önce rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i gördü. Peygamberimiz, "Biz oruçluyuz, seni de iftara bekliyoruz." buyurunca halife uyandıktan sonra oruca niyetlendi. Sevinçli, çünkü artık Allah ve Resulüne kavuşacak. O gün Cuma, Kur'an okumaya başladı. 22 gün muhasara edildikten sonra hicretin 35. yılında 17 Haziran 656 Cuma günü Medine'de bozgunculardan birkaçı tam o sırada içeri daldılar ve Hazreti Osman şehit. Hazreti Osman 82 yaşında. Koca halife fitnecilerin eline düşmesin diye naaşı geceliğin hanımı ve birkaç samimi dost eliyle gizlice defnedildi. Allah ondan razı olsun.